Manşete hoş geldiniz. Bugün 1 Mayıs. Öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Ve umarım çifte bayram olur Türkiye için. 1 Mayıs ve ondan sonra 14 Mayıs. Ve bir dönem kapanır ve Türkiye sonraki döneme umutla bakar. Böyle bir dönem olur. 1 Mayıs özellikle son dönemde hep yasaklarla, kısıtlamalarla, meydanların kapatılmasıyla sahaya çıkan, kutlama için sahaya çıkan grupların polisle, mücadelesiyle, gözaltı ve tutuklamalarla anılan bir bayram oldu. Esasen arada bir bahar dönemi yaşanır gibi oldu. 2011-2012 yıllarında AKP 1 Mayıs'ı bir anma gününe çevirdi. Tekrar bir bayram olmaya dönük bir takım adımlar attı ve Taksim'i e açtı. Çok enteresan bir şey oldu. Taksim'i e açtı. 2011 ve 2012 yıllarında iki yıl üst üste Taksim açıldı. Bütün kutlamaya gelen gruplara, partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar, aklınıza ne geliyorsa, medya, onlarca canlı yayın aracıyla orada canlı yayınlar yaptık. Ekibin başındaydım. Bütün canlı yayını sabahtan akşama kadar sahada götürdüm. Hem 2011'de hem de 2012'de. Fakat sonra bıçak gibi kesildi ve AKP sahaya çıkan gruplardan korktu. Ne zamandan itibaren? 2013'ten itibaren. 2013 gezeyleminden önce 1 Mayıs'ta taksim kapatıldı gruplara ve ondan sonra da bir daha zaten iki kişi bir araya gelip basın bildiri sokmaya kalktığında başına neler geliyor gördük böyle bir dönem şimdi 1 Mayıs demişken bu kapaklarla başlayalım gazete kapaklarına bakacağız elbette gündemimizde İzmir mitingi var muhalefetin AKP'nin İzmir mitingi var Erdoğan'ın lafları var ee, yine e, seçim güvenliğine ilişkin e, konuşacağımız e, konular var son iki haftaya girdik artık bu pazar değil önümüzdeki pazar e, kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak seçim meydanları ve eğer ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi parlamento sonuçlanacak ama Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'a kadar bir 15 gün daha e, mücadele devam edecek. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın hangi partilerden oy aldığına ilişkin bir güncel kamuoyu araştırması var. Buna bakacağız. Yine Selahattin Demirtaş'ın attığı tweetler var ve özellikle muhalif görünümlü gazetecileri kastettiği bir tweeti var. Ona bakacağız ama ondan önce Leman'la başlayalım. Bugün birkaç gazete kapağını getireceğim size güncel gazete kapaklarını. Leman dergisi mizah dergisi 1 Mayıs'ta Taksim işçiye yine yasak 1 Mayıs Maltepe'de kutlanacak kendisi olmasa da ruhu burada demiş polislerden biri ve bir işçi tulumu meydanda yürürken görülüyor mutlu bayramlar demiş Leman. İşçi kesimine, kesimine hitap eden ve 1 Mayıs'ı gerçekten yürekten sahiplenen iki gazete var. Biri bir gün, öbürü de evrensel. Bir gün, e gerçek sesimiz, ey büyük kavga, yankılan dağdan dağlara göndereceğiz kapağıyla çıkmış. Evrenselse yaşasın 1 Mayıs, Sefer Selvi'nin geniş tam sayfaya açtığı karikatürüyle çıkmış. İşçiler yürüyor, Erdoğan'la Bahçeli duvar dibinde konuşuyorlar, sinmişler. Korkarım çifte bayram yaşayacaklar diyor Erdoğan. Nasıl çifte diye sorunca Bahçeli 14 Mayıs'ta da seçim var diye hatırlatıyor. Biraz evvel atıfta bulunduğum konu. Umarım 1 Mayıs bayram olur ve 14 Mayıs'ta ikinci bayram olarak çifte bayram olarak kayıtlara geçer. Cumhuriyet'in manşetinde İzmir tarih yazdı var. Ona bakacağız. Millet İttifakı mitinginde Kılıçdaroğlu milyonlara seslendi. Gelincik tarlası gibiydi diyor meydan için. Huzurluk kardeşlik sözü verildi ve işte ...Kılıçdaroğlu'nun herhalde artık Millet İttifakı'nın seçim sloganı ya da seçim sembolü. Çokça kullanıyor bunu artık Kılıçdaroğlu ama işaret parmaklarını değil de dört parmağını birden şöyle boğumlarından bükse... ...ve altta da baş parmağını birleştirse daha doğru bir kalp mesajı olacak... Ee, bu kalp mesajı belli ki yerleşiyor. Ee, o fotoğrafı açmış e, Cumhuriyet Gazetesi. Aynı fotoğrafı açan Sözcü Gazetesi de seçimi bu güzel kalpler kazanacak. Millet İttifakı'nın 8 lideri İzmir'de ilk kez mitinge çıktı demiş. 2 lideri de 6 lidere eklemiş. Yani e, İmamoğlu ve Yavaş'ı. E, korkusuz. Cumartesi ve Pazar günü Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın mitinglerini karşılaştırmış. Soldaki fotoğraf Millet İttifakı'nın Pazar günkü İzmir mitingi. Aynı açıdan çekilmiş Cumhur İttifakı'nın Cumartesi günkü Erdoğan'ın konuştuğu. Sahalara indiğinde ilk hastalığından sonra 4 gün sonra sahalara indiği ilk mitingi Teknofest'te saymıyorum. Ee, ilk mitinginde Erdoğan'ın topladığı kalabalık görülüyor. Şimdi bu iki kalabalık mukayese edildiğinde biraz daha yaklaştırayım. Aynı açıdan çekilmiş bu iki fotoğrafta solda e, Cum e, Millet İttifakı'nın e, topladığı kalabalığın Cumhur İttifakı'nın topladığı kalabalığın kat ve kat üstünde olduğu görülüyor. Şimdi bunun üzerine konuşulacak 2-3 şey var. Birincisi şu İzmir sizin kaleniz evet doğru ama orada e, muhalefet liderlerinin 6 liderin birden yanlarına büyük büyükşehir belediye başkanını ve eşlerini de alarak yani liderler eşleriyle geldiler. Birazdan fotoğraflara bakacağız. Büyük bir gövde gösterisi düzenlendi ve bir muhalefet ittifakı vardı bu defa. Sadece CHP yoktu. Evet doğru. Ee, Muharrem İnce'nin 2018 İzmir mitingi de benzer bir kalabalığı topladı. Daha önceki İzmir mitingleri de böyleydi. Fakat bu iş bir gövde gösterisidir ve siz bu gövde gösterisiyle yani bu topladığınız kalabalıklarla meydan okursunuz. ve tabanı konsolide ederseniz inancı artırırsınız. Bu bu anlamda önemlidir. Şimdi bu iki fotoğrafa yan yana baktığınızda Millet İttifakı'nın pazar günkü mitingle Erdoğan'a çok iyi cevap verdiği görülüyor İzmir'de ki. Erdoğan bütün devlet olanaklarını kullanıyor. Camilerde cuma namazından itibaren cuma hutbelerinden itibaren imamlar cemaati sevk ediyorlar, valiler, kaymakamlar, okul müdürleri, e, kamu kurumlarındaki herkes kendi personelini falan yani çevre illerden taşıma sistemi falan e, bütün devlet olanaklarıyla toplanan kalabalık o kadar sağdaki kadar solda da gerçekten gönüllü bir şekilde gelmiş insanlar var. Elbette muhalefet de kendi seçmenini konsolide ediyor, muhtemelen çevre illerden otobüsler kaldırıldı filan ama iktidarın yanında... Ee, bu imkanlar tamamen bir parti faaliyeti ve seçim faaliyeti olarak düşünülebilir Yeni yaşamın manşetini bugün önemsiyorum Sahada iki parti var diyor Sırrı Süreyya Önder Biri yeşil sol diğeri de emniyet ve açmış bunu ee, biraz daha yaklaştırıp okuyalım Şu anda diyor seçim çalışması yapan iki tane kurum var Biri yeşil parti öbürü emniyet teşkilatı Onun dışında çalışan siyasi kurum yok siyasi kurum değerlendirmesini özellikle yapıyorum. Türk Emniyet Teşkilatı artık bir siyasal parti olarak bu seçimlerde rol üstlenmiş durumda. Sahadayız görüyoruz. Bizim büro çalışanlarımız bir mitinge dönüşüyor. Böyle olunca da diğer kurum sinirleniyor haliyle onlar da tepkiler gösteriyorlar. Şimdi sırrı Süreyya Önderin Sahada iki parti var. Biri yeşil sol diğer emniyet derken emniyetle mücadeleyi anlatıyor. Yani emniyet Süleyman Soylu'nun başında olduğu emniyet güçleri bir biçimde sahada da aman vermiyor. Valiler miting yasaklıyor. Bütün geriye kolluk güçlerinin hepsi zaten muhalefet faaliyetlerini engellemek üzere programlanmış durumdalar. Öbür taraftan da olası bir negatif sonuç veya olası bir istenmeyen sonuç karşısında darbe söylemi var. Ona da birazdan bakacağız. Sabah gazetesi manşetten terörün koçbaşı bay bay Kemal diye çıkmış. Yani iktidar artık Erdoğan'ın da ağzından karşı taraf terör, karşı taraf terör ittifakı e, bunu pompalıyor ve belli ki önümüzdeki bugün işte 14 gün, 13 gün kaldı seçime. E, her attıkları manşette ve her yaptıkları haberde yayında ve yorumcularının ifadeleriyle bunu kürüklemeyi kör, sürdürecekler. İşaret fişeğini de Cuma günü e, daha öteden beri var bu söylem ama asıl işaret fişeğini Cuma günü Süleyman Soylu e, verdi e, ve e, son derece tehlikeli laflar etti. Hem kendi hesabından paylaştığı 4 dakika 50 saniyelik videosunda hem de bu tweetten başka tweetlerde attı aynı minvalde. Başka yani başka laflar da farklı yerlerde söyledi. Yani aynı lafı defalarca tekrar ederek altını doldurdu. Diyor ki 14 Mayıs Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi bir darbe girişimidir diyor. Amerika'nın başındaki zat Joe Biden yıllar önce bunu söyledi. Şimdi bunu kendilerinin bir Truva atıyla yapmaya çalışıyorlar diyor. Yani Amerika'nın Truva atı Millet İttifakı 14 Mayıs'ta siyasi bir darbe yapacak diyor. Şimdi seçim sonucunda iktidarın istemediği bir sonuç çıktığında parlamentoda veya cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu bir siyasi darbe olarak Sunmaya ve buna göre pozisyon almaya hazırlanıyor. Ektidar o açıdan son derece önemli ve bir o kadar tehlikeli. Eser Karakaş demiş ki çok tepki var ama Eser Karakaş'ınki son derece zaten yalın bir ifadeyle net bir şekilde tüm tepkilerin ana fikri durumunda. Süleyman Soylu ateşle oynuyor. 14 Mayıs siyasi darbedir demek eğer Erdoğan seçilmezse halkın darbeye direnme hakkı doğar demektir. Bu bir iç çatışma çağrısıdır. Durum vahimdir. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı kazanırsa Soylu'nun hemen dokunulmazlığının kaldırılması şarttır. Bunun üzerine söylenecek başka bir söz bilmiyorum. Diline sağlık Eser Karakaş'ın. Selahattin Demirtaş seçimden sonra ortaya çıkacak gerçeklerden biri de saray tarafından satın alınmış adaylar ceplerine bol para doldurulmuş Muhalif görünümlü gazeteciler ve partilerin içine sızdırılmış ajanlar olacak diyor. 3 gruba dikkat çekiyor. Saray tarafından satın alınmış adaylar, ceplerine bol para doldurulmuş muhalif görünümlü gazeteciler, partilere sızdırılmış ajanlar. Hepsini isimlendirebilirsiniz. Aylardır bunlar üzerinde konuşuyoruz. Sadece ben de konuşmuyorum. Herkes konuşuyor, anlatıyor. İki örnek getireceğim. Sadece iki örnek. İlki Yılmaz Özil. Millet İttifakı'nın İzmir mitinginden hemen önce attığı bu tweette yani mitingin olduğu sabah attığı bu tweette asla unutturmayacağımız bir gün 20 yıldır karşı devrin ve mücadele eden Mustafa Kemal'in askeri İzmirlilere bugün mutant gazetecilerin borazanlığında Davutoğlu'nu, Babacan'ı, Kumpasçı taraf yazarını falan alkışlatacaklar. Bir diğeri Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Amerikalılarla görüşmüş. İhalar ve sihalarla sihalara çomak sokuyor. Yani e, bir iktidar, yani muhalefetin içerisinde bir iktidar görevlisi gibi konuşuyor. Yani her lafı millet İttifakı'nı ve özellikle kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Amerikalılarla bir, birlikte hareket ediyor diyor. İşte biraz önce Süleyman Soylu'nun söylediği şey, İhalar ve SİHA'lara çomak sokuyor diyor. Erdoğan'ın damatlarının şirketini koruyor. Yani bir, bir, bir savunmaya geçiyor. Amerika demişken... ...İlhan Tanır çok güzel bir... E, ...fotoğraf ve anekdot paylaşıyor. İlhan Tanır uzun yıllardır Washington'da... ...gazetecilik yapan bir isim. Muharrem İnce'nin Washington'a gelip... ...Beyaz Saray'da bir randevu alamayınca... ...gidip önündeki demir çitlerde oturup... ...bir turist gibi... ...şu be beyzbol topa, e, sopasıyla... ...yapabildiği resim var. Obama döneminde... ...ABD ile yapıp yapabildiği bütün şey bu. Bütün yapabildiği şey... Beyaz Saray'ın demirlerinin önünde, bahçesinin hemen dışında bir turist gibi fotoğraf çektirip beyzbol sopasıyla böyle poz vermek. Evet. Dönelim İzmir mitingine. İzmir mitinginde işte kalp işaretli selamlamalar dikkat çekiciydi. Bütün liderler sahneye çıktı, halkı selamladı, konuşmalar da yaptılar. Herkes işte 8-10 dakika, 12 dakika, 15 dakika, Kılıçdaroğlu bile 15 dakikayı geçmemiş, 17 dakika galiba konuşmuş. Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da konuşmuş. Fakat Davutoğlu hepsinin iki katı süre konuşmuş. Yani yarım saat konuşmuş. Davutoğlu çıkıp bir selamlama yapsa yeterdi. Ama kalabalığı görünce ben gene bir kendimi anlatmaya çalışayım demiş olabilir ama Davutoğlu'nun kendini anlatacağı yok. Orada yapacağı bir selamlama yapıp inmekti. Kimseyi ikna edeceği de yok ama kalabalığı görünce konuşuyor işte diyecek bir şey yok. Meral Akşener eşiyle gelmiş. Herkes eşiyle geldi ama şu fotoğraf da çok güzeldi. Muhtemelen seçim otobüsünden e, otobüsünde çekilmiş bir fotoğraf. E, seçimin iki başart aktörü sahada gerçekten her şeyi bıraktılar. E, gece gündüz çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eşleriyle beraber oturuyorlar. Mansur Yavaş'ın eşini ilk defa görüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun eşi e, seçim gezilerinde pek çok faaliyette yalnız bırakmıyor. E, Mansur Yavaş bu defa eşini de getirmiş. Hatta eşi e, bu fotoğrafta. E, Mansur Yavaş'ın koluna girmiş ee, önemli eşleriyle beraber bu çıkarmayı yapmaları İzmir'de böyle bir selamlama yapmaları mühim ve zaten e, Cumhur İttifakı'nın dağınıklığı Erdoğan 4 gün hasta olup sahadan çekilince kimse kalmadı e, bu dağınıklığın üzerine e, Millet İttifakı'nın 8 liderle hele bir de eşleriyle beraber sahada olması illeri ilçeleri bölgeleri paylaşmaları e, Cumhur İttifakı'nı korkutuyor. Bu fotoğraf da dikkat çekiciydi. Bu fotoğrafın Kemal Kılıçdaroğlu, Selvi Kılıçdaroğlu bölümü paylaşıldı ama esasen fotoğrafın tamamında e, Babacan çifti de var. Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan'la birlikte görülüyor. Burada e, hanımlar koltukta otururlarken eşleri de, iki lider de hemen koltuğun yanına, e, eşlerin yanına e, geçmişler, oturmuşlar, neyse artık çömelmişler, öyle diyeyim, ilişmişler. E, hoş bir fotoğraf bir anlamda eşlere, bir anlamda first lady'lere, bir anlamda kadınlara verilen değeri göstermesi, sembolize etmesi ve bu fotoğrafla bir anlamda seçmenin ve tabanın selamlanması açısından da önemli. Bir tarafta Kılıçdaroğlu çifti, öbür tarafta Babacan çifti. Önemsiyorum bu fotoğrafı. Babacan'ın laflarını da önemsiyorum. Diyor ki yani 2003'te diyor bu ülkeye işte Sertap Erener Eurovision'da e, şampiyon olmuştu, birinci olmuştu. Sonraki senede Eurovision yarışması Türkiye'de düzenlenmişti. Ve pek çok grup Türkiye'ye gel geldi. Yani Madonna geldi, Metallica, Metallica geldi, U2 geldi, hatta Michael Jackson geldi. Dünya starları e, Türkiye turne programlarına Türkiye'yi de ekliyorlardı. Ve... E, Hepsi geldi Türkiye'ye. Türkiye bütün Avrupa'nın göz bebeği oluyor. Ne zaman düzgün yönetildiğinde diyor. O döneme konserlerle, dünya starlarının Türkiye'ye uğradığı turnelerini, turnelerine Türkiye'yi de dahil ettiği bir örnekle yaklaşması önemli. Gerçekten öyleydi. Gerçekten öyleydi. E, ve sonra bunların hepsi kayboldu. Şimdi kimse uğramıyor. E, tekrar diyor e, bunu yapacağız. Bu mesaj önemli. Burada işte liderlerin kalp selamları bu şekilde görülüyor. Herkes mutlu, özellikle Meral Akşener'in sevinci yüzünden okunuyor. Mansur Yavaş eşiyle birlikte ellerini kavuşturmuş ve işte kalp selamını birlikte vermişler. ...Kılıçdaroğlu, Akşener'e tabii özel bir önem... ...ve birlikte böyle selamlıyorlar İzmir ahalisini. Bu fotoğrafları özellikle çektim, seçtim sizin için. Binerce var ama bunlar bana göre öne çıkan karelerdi. Kılıçdaroğlu'nun şu lafını da önemsiyorum. İlk defa oy kullanacak gençlere seslendi. Otoriter bir rejim vardı Türkiye'de. Bir tweet atarken annem babam uyarırdı. 14 Mayıs'ta gittim oy kullandım. Benim bir oyum Türkiye için çok değerlidir diye anlatacaklar diyor... Yani gençlerin tarih yazacağını ve bu yazdıkları tarihi de ileride anlatacaklarını e, söylüyor eşiyle e, verdiği işte sahnede bu fotoğraf eşliğinde. Evet kalp e, sembolü belli ki sana söz ak çocuklar kaybedecek aç çocuklar kazanacak kalp sembolü belli ki artık millet ittifakının e, sembolü olmuş durumda. Bunu çokça göreceğiz. Hem liderlerde hem de partililerde. Görüldüğü gibi yapılıyor efendim. Yani dört parmak boğumlarından birleştiriliyor. Altta da baş bu şekilde selam veriliyor. Sadece işaret parmaklarıyla değil. BBC News Türkçe'nin hafta sonu manşeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın Erdoğan kimsenin burnu kanamadan gidecektir sözüydü. Bu işte seçim güvenliğine e, işaret eden seçim güvenliğine dair partilerin aldığı tedbirlerin altını çizen bir e, laf önemsiyorum. Oskan salıcı bu işlerden sorumlu bir isim. E, yine e, onursal adı güzel var. Başka ekipler de var, Canan Kaftancıoğlu da sadece İstanbul değil tüm tüm yurt saçında bir faaliyet götürüyor. Seçim güvenliği çok önemli. Evet İzmir bütün önemli, gövde gösterisi önemli, toplanan kalabalıklar önemli, liderlerin hep beraber bir görüntü vermesi önemli, verilen mesajlar önemli, eşlerle verilen fotoğraf hepsi önemli. Fakat seçim güvenliği kadar önemli ikinci bir konu yok. 14 Mayıs'ta bütün sandıkların tutulması, müşahitleriyle, görevleri, görevleriyle, hukukçularıyla. Sadece oy ve ötesine veya partilere değil birkaç farklı koldan, farklı ajanslarla Anka olabilir bilmiyorum. 3-4 e, farklı organizasyon kendi ekipleriyle devreye girip ya da paslaşarak e, ıslak imzalı tutanakların e, fotoğraflarının çekilip e, bir sisteme yüklenmesi ve oradan birkaç saat içerisinde sağlıklı sonuçların alınması filan gibi sistemi e, hem CHP kurduğunu açıkladı hem de oyu ve kurduğunu açıkladı. Bunu önemsiyorum. 2018'de 2019'da yerel seçimlerde çıkardıkları dersleri e, al, yani oradan aldıkları dersleri işte uygulayacaklarını söylüyorlar e, göreceğiz takip edeceğiz bunun bir kazası yok Hani e, dini ıstılahla söyleyeyim e, bunun bir kazası yok e, bunun bir e, bu finalin bir bütünlemesi yok haliyle bunu orada bitirmeniz gerekiyor ve sonra bunun bir izahı da yok yani bunun altında kaldığınızda bu ekibin çekilmesi başka bir ekibe şans tanıması gerekiyor. Geçelim Cumhurbaşkanı adayları meselesine. Şimdi 4 aday var ve belli ki 14 Mayıs'a bu 4 aday gidiyor. Yani Muharrem İnce ve Sinan Oğan son dakikaya kadar çekilir mi falan gibi bir beklenti vardı. Şu aşamada bu %90'ın üzerinde bir katiyetle mümkün görünmüyor. Olabilir. Hala küçük de olsa bir ihtimal var. Bu hafta ve gelecek hafta yaşanan gelişmelere bağlı olarak Muharremince veya Sinan Oğan'dan bir hareket gelir mi? İkisinden iki, ikisine birden veya herhangi birinden bilmiyoruz ama ben açıklamalarına bakıyorum, laflarına bakıyorum. Herhangi bir bu şekilde bir temayül yok. Böyle bir şeye kapı bile açmıyorlar. Seçime girecekler. Yani gireceğiz, boyumuzun ölçüsünü alacağız, iddialıyız, ikinci tura kalacağız falan diyorlar. Ama bütün araştırmalar oylarının gerilediğini gösteriyor. Partilerinin oylarının da gerilediğini gösteriyor. Çünkü Sinan Oğan Zafer Partisi'nin adayı, eee Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayı ne partileri ne de kendileri şahsen bir varlık gösteremiyorlar ama bir bölen olarak seçimi ikinci tura bırakacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimini. Parlamento seçimi 14 Mayıs'ta bitecek. Metropol Araştırma Nisan 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerin siyasi parti tercihini sormuş ve bu verileri çıkarmış. Muharrem İnce hangi partilerden oy alıyor? Sinan Oğan hangi partilerden oy alıyor? Muharrem Metropol Nisan araştırmasına göre Muharrem İnce en çok oyu AKP seçmeninden alıyor %21 ile. Sinan Oğan ise en çok oyu %34 ile MHP seçmeninden alıyor. Bu verilere bakarak Cumhur İttifakı'ndan daha çok oy aldıkları ve orayı böldükleri gibi bir anlam çıkabilir ama CHP'den, HDP'den, İyi Parti'den de azımsanmayacak kadar oy alıyorlar. Yani Sinan Oğan İyi Parti'den %24 alıyor mesela. Muharrem İnce CHP'den %17, %18 alıyor. Bunlar önemli. Yani bir bölen faktörü burada ortaya çıkıyor. İktidardan aldıkları oylarla değil. Evet. Bu önemli ee, en azından e, seçime iki hafta kala İnce ve Oğan'ın e, aldık yani seçmenlerinin tabanını göstermesi yönüyle önemli. Bunu şey açısından da hafife almıyorum. Yanlıştır da demiyorum. Onlarca sokak röportajı seyrettim. Özellikle gençlerle yapılan sokak röportajlarını seyrettiğimde Muharrem İnce olmasa Erdoğan'a veririm diyen gençler var yani. Kaç tanesini gördüm böyle? Yani AKP ile İnce arasında veya Erdoğan ile İnce arasında böyle gidip gelen gençler var yani. Türkiye. Cumhurbaşkanı kaldığı yerden televizyon program programlarına da başlamış. En son işte TRT Türk, ATV Avrupa, Eurode, Eurostar falan yani Avrupa'ya bakan, Avrupa'ya yayın yapan kanalların ortak yayınına çıkmış. şimdi ortak yayın falan deniyor da esasen aynı platformda, aynı koltuklarla, aynı prodüksiyon ekibiyle, aynı rejiyle, aynı iletişim ekibiyle filan Erdoğan bir televizyon programı yapıyor, günlük rutin. Ee, sorulacak sorular belli Erdoğan'ın cevapları belli gazeteci ekibinin arkasında görünmeyen alanda promptura düşürülüyor onlar sonra işte o yayın NTV yayını oluyor CNN Türk yayını oluyor veya TRT yayını oluyor yani oraya ekip geliyor kendilerine ellerine tutuşturulan soruları sorup gidiyorlar Erdoğan da diyeceğini diyor oluyor o NTV yayını oluyor TRT yayını oluyor bilmem ne yayını yani alakası yok tek merkezden yapılan aynı prodüksiyon ekibinin çektiği ee, ve e, o an kime verilmişse o yayın onun alıp bastığı bir yayın bu. Yani böyle bir şey ki zaten bunu Erdoğan'ın fenalaştığı Ülke TV yayınında da gördük. Gene aynı salon, aynı işte koltuklar falan. Orada da gördük. Reji ekibi o kadar e, duyarlı ki e, bir Erdoğan'a kesmedi. Soruda kaldı falan falan. Yani o iş çok eğer o e, yayın e, gerçekten yayını yapan yayıncı kuruluşun ekibi tarafından yapılsaydı ekrana, görüntüye kim bilir neler girerdi. Erdoğan'ın şu sözünü de önemsiyorum. Zihniyeti göstermesi, kafa yapısını göstermesi açısından önemli. Ankara'da konuştu dün. Bizim Alevi'ye de saygımız var, her türe saygımız var dedi. Bu işte yani bilinçaltının bir dışa vurumu böyle bakıyor. Tür olarak bakıyor. Bir Alevi türü yani söylerken bile ben iştinav ediyorum. Erdoğan söyledi diye söylüyorum, konuşuyorum ama böyle bakıyor. Önünün arkasının önemi yok. Alevi'ye saygımız var, her türe saygımız var. Tür, insan türü. Muazzam bir üstenci bakış yani. Muazzam bir, bu yani 100 yıllık cumhuriyetin genlerinde olan bir şey yani. Türk İslam bakışı yani. Türk solunda da var bu. İşte Ahmet çıkın Kürt faşizmi demesinde de baktığında genetik kodlarına benzer şeyleri görüyorsun. Yani Türk solunun da böyle bir problemi var. Sadece Türk sağının değil yani. O arada Erdoğan müjdeleri patlatıyor. Daesh'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdik filan demiş MİT istihbaratıyla. Ama Amerika bunu 3 Şubat 2022'de açıklamıştı. Kureyşi'yi öldürdük Suriye'de diye filan. Öldüre öldüre bir hal oldular. En son öldüren de işte Erdoğan ve Erdoğan'ın miti oldu. seçim ayarlı şeyler bunlar yani. Öyle de bakmak lazım. Ne vaat edildi bugün ne oldu? Karar gazetesi iyi toparlamış. Erdoğan'ın e, vaatlerinin hiçbirinin gerçekleşmediğini söylüyor 2018. Ben bunu uzun yıllardır söylüyorum. 2011'den bu tarafa. 13-14 yıldır. E, AKP'nin hiçbir seçim vaadi gerçekleşmedi. Hani göklerdeki uçak yerli otu falan oralara girmeyeceğim. Şimdi 2018'e bakın. Türkiye ilk 10 ekonomiye girecek. Kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacak. İşsizlik %5'e inecek. Filan ihracat, çalışan nüfus filan. Hepsi yan yatmış durumda ve daha da kötüye gidecek yani baş, iş başına getirdiniz ama şimdi maalesef bu seçimde yani her seçimde bizim şu olurdu yani biz her seçimde heyecanlanırdık. Vaatler yarışırdı, siyasi partiler yarıştı. Seçim sonucu ne olursa olsun hükümetler kurulur. Olmazsa başka bir hükümet kurulur. Seçime gidilir tekrar filan falan. Yani bir gazetecilik heyecanıyla her seçim bir tarih yazılırdı Türkiye'de. Ve biz o tarihe tanıklık ettiğimiz için mutlu olurduk. Parti kongrelerinde de böyle. Parti içi demokrasi vardı, mücadele vardı, şu buydu buydu. Bunların hiçbiri kalmadı 10-12 senedir. Vaatlerin konuşulması lazım. Her seçimde vaatler konuşulur ama bu seçimde vaatler konuşulmadığı gibi iktidar, e, Cumhur İttifakı muhalefetin vaatlerini klonluyor. Yani ona, onun vaatlerini alıyor, çeviriyor filan. Tabi şundan da yararlanıyor. Yani o muhalefetin vaatleri, Millet İttifakı'nın vaatleri kendi tabanına inmediği için... ...kendi tabanına 80 tane kanaldan, 80 tane gazeteden, neyse ajanstan veya sosyal ağlardan ulaştığı için kimse babacanın ne dediğini, o konuda ne bileyim Kılıçdaroğlu'nun ne vaat ettiğini bilmiyor yani. Sırrı Süreyya Önder Bekir Bozdağ'a güzel bir şampanya yanıtı vermiş. Geçen haftanın gündemiydi ama yanıtı önemsiyorum. Seçim gecesi şampanya, şampanya içene afiyet olsun. Alnı secdeye değene de Allah kabul etsin deyip geçeceğiz demiş. Üzerinde durmamak lazım. İktidar ne demiş? Erdoğan ne yapmış? Gerçekten herkesin önüne bakması lazım. Evet meydanlara kalabalıklar toplanıyor. Evet sosyal ağlar sizin taraftarlarınız tarafından coşuyor, coşturuluyor. 40'a 40 41 40 denge var Cumhurbaşkanlığında. 40, %40 ne demek? %40 e, her bir oy yaklaşık 500 bin oya tekabül etse hepinizin 20'şer 22'şer milyon seçmeniniz var. Yani 20-22 milyonla meydanları da doldurursunuz. Sosyal ağlarda da belli bir kontrol sağlarsınız. Şu bu falan. Mühim olan işte o 8-10 milyon seçmeni kendinize çekmek. O 8-10 milyon seçmenin içerisinde 3-4 milyonu kendinize çekebildiğiniz anda yarışı kendi lehinize çevirebileceksiniz. Özellikle ikinci turda. Durum bu. Verilerle 14 Mayıs seçimlerine bakalım. 64 milyon seçmen var. Biraz evvel kabaca ben rakamları verdim ama tam rakamları vereyim. Kadın seçmen sayısı, erkek seçmen sayısı görülüyor. Sandık kurulan 74 ülke var ve oy kullanın. Eee <laughs> Yurt dışında oy kullanma işlemleri başladı ve bir hafta devam edecek 7 Mayıs'a kadar. 3-5 saatlik yolu giden e, oy merkezlerinde sandık kurulmuş yerlere işte gidip oy kullanan insanlar var. E, ve e, İngiltere'de benim yaşadığım bölgede Mutlu Sancak tutar. Yürüyerek gidiyor dikkat çekmek için. Onun videosunu da bir sonraki yayında getireceğim. Belki kendisiyle bir bağlantı da yaparız. Evet yürüyerek gidiyor şeye ve oradan çektiği videolarla da falan Twitter'da falan bunları paylaşıyor en azından bir dikkat çekmek için bir ilgi uyandırmak için yapın bunu yürüyerek gitmeyin elbette ama arabalarınızı atlayın gidin seçim sandık merkezlerine veya toplu ulaşımla 3-5 saatte sürse bunu yapanlar var görüyorum bir hafta sürecek çok büyük katılım var elçiliklerde konsolosluklarda görüyorum izliyorum ve bunu Aşağı düşürmemek gerekiyor. Maalesef katıl, katılım oranının çok yüksek olduğu bir seçim olacak. Demokratik ülkelerde bu tür seçimlerin işte ölüm kalım savaşına e, dönüşmediği ülkelerde e, 50'lerde 55'lerde kalır katılım olanları. Bu da yeterlidir zaten örneklem için. Ama Türkiye gibi bu, bu derece kutuplaşmış ülkelerde ben zannediyorum seçime katılım oranı %85 ile %90 arasında gerçekleşecek. Bu da zaten işte hem kutuplaşmanın hem de ee, iktidarı değiştirme arzusunun göstergesi. Bir yanda iktidarı değiştirmek için sandığa gidenler, yurt dışında bile saatlerce yol gitme pahasına bir yanda da işte seçim için asılanlar, iktidarı kaybetmemek için asılanlar. Bakın yani et süt kurumunda kıyma 190 lira olmuş ki bu kuyruğa girilen kıyma. Kuşbaşı 210. Normalde 275 ile 300 TL arasında satılıyor. Böyle bir ülke. Ve son yer yer getiriyorum. Geçtiğimiz hafta gene yatarını doldurduğu halde tahliye edilmemiş bir örnek vardı. İkincisi 5 yıldır hücrede haksız yere tuttuğunuz biyoloji öğretmeni Cihan Özkan'ın cezası 9 Kasım 2022'de bitti. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan bitti. 5 ayı geçti tutuyorsunuz. 6. ay. Hukuksuz yere tutuyorsunuz. Yerel mahkemenin kararına rağmen. Eşimi serbest bırakın diye Haykırıyor Saniye Özkan. Ne ahim kararı ne AYM kararı. Mahkeme kararları uygulanmıyor. Ceza infaz kurumları tarafından. Çivisi çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bir iktidar değişimi en azından mevcut kanun ve kuralların uygulandığı, hukuka dönüldüğü, demokrasiye dönüldüğü bir ortama oluşturma. Yani hiçbir şey yapmasa elinde sihirli değneğe, ya sihirli değneğe gerek yok. İdare değiştiğinde İnsanlar hukuka dönecek, kanunlara bakarak karar verecek. Neyse. Buna ihtiyaç var. Evet. En sıcak iki haftaya girdik. Seçim güvenliğini çok önemsiyorum. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 gün kala bir takım kirli planlar devreye sokulacak falan gibi lafları da var. Çokça iddia belki dolaşıma girecek. Çokça bel, bel altı belki skandal patlayacak çirkin bir takım ithamlar ve suçlamalar, şeytanlaştırmalar havada uçuşacak. Şimdiden başladı zaten. Alevi de bir insan türü diyor yani Erdoğan. Terörle işte şeytanlaştırma. 14 Mayıs darbesi diyor. Şimdiden Süleyman Soylu seçimin güvenliğinin emanet edildiği İçişleri Bakanlığı acayip son derece tarihi ve bir o kadar da sonuçları itibariyle mühim kırılmalara yol açacak bir seçime gidiyor Türkiye. Diyebilirim ki ben kendi hayatımda görmedim böyle bir seçim. Ee, yaşça büyük duayenleri, meslek büyüklerimi, siyaset büyüklerini 80-90'a merdiven dayamış e, büyüklerimizin laflarını, analizlerini dinliyorum, okuyorum, takip ediyorum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani belki de Cumhuriyet tarihinin gördüğü görece en büyük seçim. 14 Mayıs 1950 seçimini de geçen, geçebilecek keyfiyette bir seçim. Yeter söz milletin demiş ve Demokrat Parti iktidara getirmişti o zaman Türkiye seçmeni. Şimdi o slogan da ortada kaldı. İktidar kullanmaya kalktı ama yani kime yeter diyorsun? 22 yıldır iktidardasın. Sonra vazgeçtiler. Ama en azından sembolik olarak böyle bir tarihi seçtiler. Bu tarihi de zaten bir yıl öncesinden planlamışlar. Adım adım getirdiler. Her neyse 14 Mayıs veya 28 Mayıs büyük kırılmalara, Sonuçları itibariyle de çok büyük tartışmalara, belki kaosa, bambaşka karışıklıklara ve belki de bambaşka denklemlere yol açacak. Farklı denklemleri, farklı gruplaşmaları, farklı sonuçları doğuracak bir seçime doğru gidiyoruz. Mayıs'ın ikinci yarısı çok sıcak geçecek. Çok sıcak geçecek. Biz de yayınlarla elimizden geldiğince... Bunu takip etmeye, irdelemeye, analiz etmeye çalışacağız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.